spor kulüpleri başkanlarımız, muhtarlarımız, hepiniz bu akşam istişare toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle davetimize icabet eden ve bizleri kırmayarak buraya gelen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Gelemeyenler, mazeretlerini bildirenler var. Onlara da gıyaplarında teşekkür etmiş olalım. Malum 31 Mart öncesi bir seçim arifesindeyiz ve bu arifede bize Yeniden Refah Partisi olarak Beykoz Bütçe Teşkilatımızın, İl Başkanlığımızın ve Genel Merkezimizin uygun gördüğü bir ismi Beykoz halkına inşallah Sayın Mustafa Kazım Albay'ı inşallah aday olarak sunacağız. Halkımızın teveccühünü sunacağız. Bugün aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mehmet Altın Özbeyefendi bugün burada. Hem Beykoz'umuzun hem İstanbul'umuzun sorunlarına yönelik sizlerin kıymetli görüşleri, fikirleri, soruları ve önerileriyle bir istişare toplantısı yapmak istedi. Hem Beykoz Belediye Başkan adayımız hem de İBB Başkan adayımız bugün sizlerle birlikte olacak. Ve sizlerden istirhamım Beykoz'un sorunlarını dile getirirken gerçekten önemli sorunlarımızla, gerçekçi sorunlarımızla inşallah çözüm odaklı olarak da bizlerden beklentiniz, bizlerden bu yarışı kazanmamız halinde Beykoz'umuzu güzelleştirecek fikirlerinizi bizlerden esirgemezseniz bizler memnun oluruz. Tekrardan sözü fazla uzatmamak için servisimizde başladı. İnşallah yemeğimizin ardından istişare toplantımızı devam ettireceğiz ama öncesinde bir Beykoz Belediye Başkan adayımız Mustafa Kazım'la bir selamlama konuşması yaptıralım. Sonrasında da inşallah istişare toplantımız ikramlarımızın ardından devam edecek. Tekrardan ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, değerli büyüklerim, kıymetli komşularım, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Beykoz Belediye Başkan adayı olarak inşallah bugün sizlerle Beykoz'umuzda 5 senelik dönem içerisinde yapıp bitirebileceğimiz, ayakları yere bastığını düşündüğümüz ve Beykoz'un ihtiyaçlarına hitap ettiğimiz projelerimizi paylaşacağız. Akabinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Altınöz bizim bu projelerimize hem İBB ölçeğinde nasıl destek ve katkı sunacaklarını hem de Büyükşehir ölçeğinde İstanbul'umuza yapmak istedikleri hizmetleri sizlere arz etmiş olacaklar. Sonrasında da sizlerin talep ve önerileriyle de inşallah biz yapmak istediklerimizi, yapacaklarımızı revize etmiş olacağız. Ortak bir akılla inşallah hem Beykoz'da hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özlenen refah belediyeciliğini tekrar kazandırmış olacağız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Çok sağ olun. Esselamu aleyküm. Çok aziz ve muhterem misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeniden Refah Partimizin Beykoz İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu istişare toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Hazreti Yuşa Peygamberimizin dizinin dibinde öylesine güzel bir mekanda bu programı tertip eden başta ilçe başkanımız İkay Yücel Başkanımıza, teşkilatımızın güzide mensuplarına, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, aynı zamanda Beykoz Belediye Başkan adayımız Mustafa Kazım Alpay kardeşimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok muhterem Beykoz'da hemşehrilerim. Ben de aynı zamanda Beykoz'da, Kanlıca'da yaşayan bir kardeşimizim. İlçe Belediye Başkan adayımız Beykozlu, ben de Beykozluyum. Bu bakımdan sizin en rahat bir şekilde oy vereceğiniz iki insan şu anda karşınızda duruyor. İnşallah desteğinizi sonuna kadar istirham ediyoruz, arz ediyoruz inşallah. Yani ikimiz de yerel yöneticiyiz. İthal değiliz. Bu bakımdan elimizde çantayla gelip otelde kalan adaylardan birileri değiliz. Beykoz'umuzu da tanıyoruz, İstanbul'umuzu da tanıyoruz. İstanbul zaten dünyanın en güzel şehri.
Erbakan hocamızın tabiriyle dünyanın baş şehri. Napolyon Bonaparte diyor ki, dünya diyor bir ülke olsaydı, bunun başkenti diyor İstanbul olurdu. İstanbul, hizmet edilince ibadet sayılabilecek bir şehir. Biz bunu bir ibadet olarak yapıyoruz. Bir gazeteci bana sormuştu, demişti ki, sizin isminiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Ne söyleyeceksiniz demişti. Biz de demiştik ki, genel başkanımız bize bu görevi verirse ne kadar güzel. Koşa koşa hizmet ederiz İstanbul için. Bu bizim için bir ibadet. Heyecanlanırız, heyecanımıza heyecan katarız, coşkumuza coşku katarız. Çünkü İstanbul gibi bir şehre Ebu Eyyubel İnsari Hazretlerinin, Hazreti Yuşa Peygamberimizin, biraz önce dediğim gibi İskender Paşa'nın, Kandıca Meydanı'ndaki İskender Paşa'nın dizinin dibinde hizmet etmek, aynı zamanda Merkez Efendi, Sümbül Efendi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri, bu mübareklerin dizinin dibinde İstanbul gibi bir şehre hizmet etmek en büyük şereflerden bir tanesi. Bu şehrin belediye başkan adayı olmak dahi ne kadar büyük bir şeref. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Bizi böyle bir şerefi de bize kattığı için hamd ediyoruz, şükrediyoruz değerli kardeşlerim. Bizim İstanbul'da neler yapacağımıza ilişkin öncelikle planlarımızı, projelerimizi paylaşmakta fayda var. Genel siyasetten de kısa kısa örnekler vermek suretiyle sizler de burada bu istişarelerimizi yapacağız. Bu istişareleri yaparken buraya katılan STK başkanlarımız var. Biraz önce hepsiyle tokalaştık. STK'lar, sivil toplum kuruluşları bizim hayatımızın, bizim siyasetimizin olmazsa olmazı. Erbakan hocamızın en çok önem verdiği kuruluşlar. Başkanım, biz burada olduğumuz için mi bunları söylüyorsun? Hayır. Ben aynı zamanda daha önce siyaset yapmış olduğum partide de sivil toplum kuruluşlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini icra etmiştim. Ticaret odaları, sanayi odaları, barolar, hemşeri dernekleri. Baktığınız zaman vakıflar, dernekler bu ülkenin olmazsa olmazı, adeta kolonları. Onlarla birlikte biz ülkeyi yöneteceğiz. Aynı şekilde muhtarlarımız. Muhtarlarımız adeta bulunduğu mahallenin bir belediye başkanı, bir valisi. Hatta ben muhtarlarımıza şöyle ifade ediyorum, mahallenin cumhurbaşkanı. Bu mahallede kim nerede oturuyor, derdi nedir, tasası nedir, problemi nedir, kaç çocuğu var, çocuklar hangi okulda okuyor, geliri ne kadar, bu ailenin kömür ihtiyacı var mı, bu ailenin herhangi bir maddi ihtiyacı var mı, gıda ihtiyacı var mı, bunları en iyi bilenler muhtarlar. Muhtarlarımızı biz önemsiyoruz. Muhtarlarımızla biz bir Beykoz'u yöneteceğiz. Aynı zamanda muhtarlarımızla Büyükşehir'i yöneteceğiz inşallah. Elbette STK'lar, STK'larla da çok içli dışlı olacağız. Belediye meclislerimizde STK'lar adeta bir meclis üyesi gibi çalışacak. Onlara yetki vereceğiz. Bu yetkide sadece imza yetkisi olmayacak. İmza yetkisinin haricinde STK'larımız ve muhtarlarımız belediye başkanımız adına vekaleten birçok konuyu icra edebilecek. Süslü cümleler söylemiyorum. Amacımız birbirimize propaganda yapmak değil. Burada dar bir toplantı yapıyoruz. Bir istişare toplantısı yapıyoruz. Birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz? Önemli olan budur. Yani biz Beykoz'da yaşayan insanlar olarak, İstanbul'da yaşayan insanlar olarak, diğer şehirlerden gelen kardeşlerimiz var elbette. Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 200 küsur ülkesinden insan yaşıyor İstanbul'da. Sadece Türkiye'den değil. Dün biz metroda arkadaşlarımızla birlikte aynı zamanda tramvayda vatandaşlarımızla asbiyal ettik. Arkadaşlarımız dediler ki, başkanım, metroda sizin yapmış olduğunuz görüntülere bakıyoruz. Biz bunların zaten %60'ı %70'i yabancılarla. Ama İstanbul böyle bir şehir. Yaklaşık olarak tramvayda 8 ülkeden tüm İstanbul'da yaşayan insanlarla karşılaştık. Müslümanlar var, Hristiyanlar var, dünyanın birçok yerinden gelmişler, burada yaşıyorlar. Böylesine bir memleket dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın birçok yerini gezmiş, dolaşmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İstanbul bir yana, bütün şehirler bir yana, bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Cenab-ı Allah'a bizim hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Biz, örneğin içimizde Afyonlu kardeşlerimiz var. Şimdi Afyon gibi bir şehirden çıkıp da İstanbul'a geldiğimiz için hem Afyon'da
olduğumuz için, yani hem Afyonlu olduğumuz için şükretmemiz lazım, hem de İstanbul'da yaşadığımız için ayrıca bir şükretmemiz lazım. Bir de Cenab-ı Allah bizi eşref-i mahlukat olarak yaratmış. Eşref-i mahlukat ne demek? İnsanların, yani mahlukatların en şereflisi. Bakın burada görmüş olduğumuz ağaçlar da bir mahlukat. Onlar da Cenab-ı Allah'ı zikrediyorlar. Yine biraz önce arabamızı buraya gelirken, park ederken önümüzden geçen bir kedi de mahlukat olarak yaratılmış. Cenab-ı Allah onu da yaratmış. Ağaçları da yaratmış. Ama bizi eşref-i mahlukat olarak yaratmış. Ne demek bu? Biz iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini ayırt edebiliyoruz. Yemeği yerken bakıyoruz ilk önce, çorbayı içerken şöyle bir kaşık alıyoruz, ne kadar sıcak. Kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Çok sıcaksa biraz bekliyoruz. Soğuk içeceğimizi içerken bakıyoruz şöyle elimizle. Çok soğuksa biraz bekliyoruz ısınsın diye. Dışarıya şimdi çıkarken yağmur yağıyor, şemsiyemizi açıyoruz, paltomuzu giyiyoruz. Bunu anlayabiliyoruz. Ama bir kedi bunu anlayamıyor. Dünyanın en iyi eğitimini almış köpek, 2 yaşındaki bir çocuğun zekasına çıkabiliyor. Daha fazlasına çıkamıyor. En iyi eğitimi almış. Ne demek bu? Koş diyorsun, koşuyor. Topu getir diyorsun, getiriyor. Yat diyorsun, yatıyor. Uyu diyorsun, uyuma taklidi yapıyor. 2 yaşındaki bir çocuk da yapıyor bunları. Ne anlatıyorum? İstanbul'da yaşamak, Türkiye'de yaşamak. Bunlar birer ayrıcalık. Evet, aynı zamanda bizim Türkiye'de yaşadığımız için şükretmemiz lazım. Dünyanın şöyle yuvarlak haritasına bir bakın lütfen. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi sizler de birçok yere gittiniz, gezdiniz, dolaştınız. Böylesine güzel bir memleket dünyanın hiçbir yerinde yok. Belki de biz burada doğup büyüdüğümüz için de bize böyle geliyor. Bunun için de hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. 4. Yani 4 etti. Afyon, İstanbul, eşref-i mahlukat, Türkiye'de yaşamak 4. En önemlisi de İslam'la şereflenmişiz. Cenab-ı Allah bizi doğduğumuzda İslam'la şereflendirmiş. Ne kadar güzel. En büyük nimet de bu. Bu bakımdan 5-0 hayata önde başlayan insanlarız. Şu anda da burada bu yemeği yerken biraz önce arkadaşlarımız farklı farklı yemekler söyledi. Birisi bana şundan getir dedi, birisi bunun yarısını bırak dedi. İşte birisi başka bir şey söyledi. Yani biz yemeğimizi seçebilecek şartlardayız. Sudan'a gittik biz. Doğan Bekir Bey'le genel başkan yardımcımız İstanbul milletvekili. Sudan'da Ramazan ayı idi. Ramazan ayında dediler ki başkanım burada fakirlik çok serttir. Ne demek dedim çok serttir? Şöyle buradaki fakirlik dediler dünyanın hiçbir yerindekine benzemez. Bizim buradaki dediler zenginlerimiz sizin Türkiye'deki orta sınıf veya ortanın altı noktasında. Mesela dediler buradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Sudan'ın iç kesimlerinde yani Hartum'un biraz daha dışına doğru başkenti Hartum'un biraz daha dışına doğru olan bir yerden bir insan aramış, bir kardeşimiz aramış, bir Müslüman kardeşimiz. Demiş ki, bizim burada Ramazan'da oruçlarımızı biz suyla açıyoruz. Sonra gece vakti yani sahurda yine su içmek suretiyle oruçlarımızı tutmaya başlıyoruz. Yani yemek yiyemiyoruz. Yiyecek bir şey yok, düşünebiliyor musunuz? Biliyorum, oraları gezdiğim için bunlar şaşırtıcı değil. Şöyle bir şey soruyor, diyor ki biz hiçbir şey yemiyoruz, sadece içiyoruz. Acaba bizim orucumuz kabul olur mu? Yani dünyada böyle fakirlik olan ülkeler var. Şimdi biz burada yemek seçiyoruz. Acaba salata yesem mi? Tatlı acaba fındıklı mı olsa? Fıstıklı mı olsa, kaymaklı mı olsa? Bunlar için hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Başkanım, konuyu uzatıyorsun, İstanbul'a gel diyebilirsiniz. Şimdi bunları biz bilelim. İstanbul'da yaşamanın imkanlarını, ölçülerini ortaya koyalım. İstanbul için neler yapılabilir onları da paylaşalım. Böylesine zengin olan bir memlekette maalesef kaynaklar, üzülerek söylüyorum, şu andaki mevcut hükümetimiz yılda yaklaşık 30-35 milyar dolar parayı borç faizine veriyor. 35 milyar dolar para yıllık borç faizine gidiyor. Bunları anlatmam lazım yerele gelmek için. Çünkü yerelde anlatacağımız projeleri gerçekleştirmek bizim için kolay. Bizim için proje gerçekleştirmek kolay, kaynak da kolay. Milli Görüş Partilerinde, yeniden Refah Partisi'nde parayı konuşmayız biz. Projeyi ortaya koyarız, projeyi gerçekleştiririz. Nasıl oluyor bu? Biz 54. Erbakan hocamızın hükümetinde bunları yaptık. 28 yıl önceden bahsediyorum. 28 yıl önce bunları yaptık.
Yine yapabiliriz. Türkiye'nin kaynakları var. Bakın şu andaki iktidardaki hükümetimiz 22 yılda 563 milyar dolar parayı borç faizine vermiş değerli kardeşlerim. Tekrar ediyorum, 563 milyar dolar. Rakamın altını kırmızı kalemle çiziyorum. Borç faizine gitmiş, borç ödenmemiş. Bunun da altını çiziyorum. Diyeceksiniz ki borç ödenmiş yani, niye konuşuyorsun? Hayır. Borç duruyor. Borcun faizi. Maalesef bu kadar büyük bir para borç faizine gitmiş. 2024'te ne kadar borç faizi ödenecek? Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey ve milletvekillerimizin red oyu verdiği bütçe. Ne kadar? Yaklaşık 40 küsur milyar dolar parayı da 2024'te diyor ki hükümetimiz, ben bunu da diyor borç faizine vereceğim. Yani yıl sonu itibariyle borç faizine verilen para 600 milyar doları buluyor.